Biraz önce hocamızın okuduğu ayette ben seni insanlara imam yapacağım. İmam yapma olayı peygamberlikten önce mi yoksa sonra mı? Çünkü Şiilikte imamların peygamberlerden üstün olduğu inancı vardır. Şiiliğe göre Efendimiz'e bile önce peygamberlik verilmiş, Medine'ye hicretten sonra imamlık verilmiştir. Bu konuda bizleri aydınlatmanızı rica ediyoruz. Bu imamlık peygamberlikle alakalı bir olay değil. Peygamberlikten önceliği ya da sonralığı söz konusu değil. Zaten yani önce olmuş, sonra olmuş o pek önemli değil, o manada söylüyorum. Furkan suresinde okuduğumuz ayet bunun önemli olmadığını bize çok net bir şekilde gösteriyor. Orada her Müslüman, hani ayet-i kerimeyi bir daha şey yaparsanız 74. ayet, her Müslümanın bu konuda talepte bulunması anlatılıyor. Ayet-i kerime şöyle, estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا. Ya Rabbi, eşlerimizden ve soylarımızdan bize ikramda bulun. Yani bize ver. Neyi verecek? Kurrete ayun, göz aydınlığı ki bizde işte yüzümüzü güldürecek kişiler lütfeyle. Türkçemiz öyle söyleniyor. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا. Bizleri müttekiler için imam kıl. Bu duayı her Müslüman yapacak değil mi? Her Müslüman yapacak. Dolayısıyla imamlık diye bir, yani peygamberlikle kıyaslanabilecek bir makam söz konusu değil burada. Yani insanların peygamber olması diye bir şey yok. Ama Elşad Bey'in dediği gibi, Şia'da şöyle bir inanç vardır. Allah katında imamların öyle bir mertebesi vardır ki, oraya ne bir melek-i mukarrab, yani o büyük meleklerden herhangi birisi, ne de Nebi-i Mursel, yani Allah'ın Resul olarak gönderdiği bir Nebi ulaşabilir. Yani imamların makamı, peygamberlerin makamından daha yukarıdadır. Onun için onlar derler ki, imama itaat Allah'a itaattır, imama isyan Allah'a isyandır. İşte imama karşı gelmek şirktir diye böyle bir inançları vardır. Bu inancın kaynağı Zerdüştlük'tür. Yani o oradan esinlenerek ortaya konmuş olan bir inançtır. Tabii onlar bunu kabul etmezler, o ayrı bir şey. Ama yani ayet-i kerimelerde imamlık makamı diye bir makam söz konusu değildir. O her Müslümanın müttakilere imam olma şeklindeki arzusu, hevesidir. Bakın mesela İbrahim Aleyhisselam'ın duası üzerinde bir daha durursak, Bakara 124 müydü? Ve idibtela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan ettikten sonra onları tamamladı. Peygamberlikten sonra olabilir bu, yani bir manisi yok. قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا. Sen insanlar için imam kılacağım dediği zaman ne dedi? Ve مِنْ ذُرِّيَّتِ soyumdan da imamlar olsun dedi. قَالَ لَا يَنَالُ عَحْدِ الظَّالِمِينَ. Zalimler benim sözüm zalimlere ulaşmaz. Yani zalimlerle ilgili söz veremem dedi Allah-u Teala. Yanlış yapanlarla ilgili söz veremem dedi. Şimdi imamlar için soyumdan da olsun diyen İbrahim Aleyhisselam peygamberlik için nasıl dua etti? Okuduk demin. Rabbena ve ba'at fihim rasulen. Ya Rabbi, onların içerisine bir elçi gönder dedi. Minhum, kendi içlerinden. Yetlu aleyhim ayatike, senin ayetlerini onlara okuyan bir elçi. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönder. Bu başka bir dua. Öbürü başka dua, bu başka bir dua. Yani öbürü
herkes için isteniyor ama burada özel olarak istiyor. Dolayısıyla yani rasullük makamından üstün makamdır ya da yukarıdadır, aşağıdadır diye bir değerlendirme yapmanın Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir dana olmaz. Rasullük çok farklı bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın özel olarak gönderdiği yani şey olarak nebilik ve rasullük özel olarak görevlendirdiği kişilerdir. Ama müttakilere imam olma her Müslümanın hedeflemesi gereken bir durumdur. Yani belli insanlar mesela orada imamlık, Şia'da imamlık sadece Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlerle sınırlıdır. Mutlaka bir soy olması gerekir. O soydan değilseniz imam olma şansınız zaten yoktur. 12. imamda da bu iş bitmiştir. 12 tane imamları vardır. Ve neden Hazreti Hüseyin de Hazreti Hasan değil? Onun da tabii bir takım farklı gerekçeleri var. Yani bu tamamen siyasi bir şeydir. Yani siyasetin dine müdahalesinden başka bir